Fethullah bu iş tamam artık. Sen ve bazı arkadaşın gidin mağaralarda bundan sonra inziva yapın dese bana. Açıktan açığa dese. Aynı Şemail'i görsem ben Şemail'de olduğu gibi. Diyeceğim ki biliniz. Ya Resulallah sana saygım sonsuz. Allah beni senden ayırmasın. Fakat müsaade buyurursan ben sen vefat etmeden evvel o dediğin şeyleri vefatından sonra dediğin şeyleri tercih edeceğim ben. Dünya kadar onun hafızı yetişir. Her gün sabah okurlar. Ama bu bizim içimize ne anlatıyor? Ne zaman kitaptan kurtulacağız? Ne zaman artık içimizin söylediği şeyleri dinleyeceğiz? Çayı çoğu içince iman kuvvetlenir diyor. Ne dersiniz? Olabilir dedi. Mesela kalbin etrafındaki yağlar eritir. Tabipler ne der bilemem. Bu da bir yaklaşım. İnsanı uyanık tutar, tembih eder. Geceleri insan hüşyar geçirmesini sağlar filan. Böyle değişik şeyler söylerdi. Yani dolaylı yoldan çayın hakikaten imanı takviye edici yanları vardır. Sonra ya Resulallah dedim, halimiz ne olacak bizim? Birdenbire Resul-i Ekrem temessül buyurdu. Rüya değil. Buyurdular ki, Türkiye'nin meselesini falanlara bıraktık biz. Hatta arkadaşlarıma çok söylemişimdir. Ben Cebrail aleyhisselam çok severim, aşık gibi. Burnunun kemikleri sizler hiç görmediğim, tanımadığım bir melek bu. Bu bir parti kursa, ben ona diyeceğim ki sen bir parti kurdun ama müsaadenle ben seni desteklemeyeceğim yani. Esas benim için önemli olan Türk toplumunun vifakı ve ittifakı. Üste de bir kat var. Odamın üstünde şey yap, spor yapıyor gibi gürültü çıkarıyorlar. Çıkıp dolaşıyor, hiç kimse yok. Herkes yatıyor uykuda. İsa Beyler salonda yatıyorlar zannediyorum. Odamın içine bir de odadan bir kapı açılıyor. O kapıyı zorluyorlar. Kalkıp bakıyorum orada herkes mışıl mışıl ranzalarında uyuyorlar. Neden sonra bir saat, iki saat uğraştım? İsa Beyler'i kaldırdım dedim, siz hiçbir şey duymuyor musunuz? Duymuyoruz dediler. Bu benim son ümit ordum. Eğer bu da kendine düşeni yapmazsa oturup bir yarım asır daha gözleri yumurtaya dikip sancıyla beklemek icap edecek. Tam bir 50 sene. Ona da ne benim ömrüm ne de benim gibi pek çokların ömrü yok.